Çok güzel bir popcorn almak için arkadaşlar sponsorumuz mmovip.com'dan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken küçük harflerle OGX indirim kodunu kullanarak %6 indirim almak olacaktır. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bana yazın. Videomuza size iyi seyirler diliyorum. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün Serbik'le yepyeni daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugün videomuzda Serbik'le FIFA 17 paket açılımı videosu arkadaşlar. Bu video bütün YouTuber'lardan derlenmiş arkadaşlar. En iyi gelen oyuncuların sıralaması arkadaşlar. Burada hep birlikte bunu izleyeceğiz. İzlemenizi istiyorum. Çünkü arkadaşlar bu sene iyi gerçekten affedersiniz. Harbi sıçışlarda. Neden sıçışlarda? Şöyle anlatayım size. Bu sene arkadaşlar gerçekten hem konsol farkı hem ülke farkı yaptı yani EA. Hani bunu yaparak açıkçası benden çok küfür yedi yani. Sizlerden nasıl olduğunu bilmiyorum. Şimdi EA Access diye bir şey çıkarlar. Sadece bilgisayar ve Xbox'a özel 10 saatlik erken oynama şeyi veriyorlar. Bu sayede 10 saatlik bazı YouTuber'lar video çekti. Çok da çeken var dünyada. Şu anda izlemiş olduklarınızın çoğu neredeyse o şekilde zaten arkadaşlar. Ama demiş olduğum gibi bu sene EA gerçekten arkadaşlar zamanadan çıktı ve çok saçma şeyler yapmaya başladı. Böyle early access'e falan bence gerek yok arkadaşlar. Çünkü sen zaten Xbox'a özel bir sürü Legend falan çıkarıyorsun. PlayStation özel hiçbir şeyin yok. Üstüne üstlük bir de early access çıkarıp PlayStation user'larını affedersin şey yapma, biplememek gibi bir şey yapıyorsun. Bu gerçekten saçma. Ve arkadaşlar oyun hala çıkmadı. Ben videoyu şu anda Perşembe günü akşamı çekiyorum. Cuma günü yayında olacak. O oyun hala yani Türkiye'de olmasa rağmen vermiyorlar spotçular arkadaşlar. Fazla konuşmak istemiyorum. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bu oyunun full versiyonunu İnşallah ilk ben alıp çekeceğim. Full versiyondan bahsediyorum. Şu anda izlemiş olduğunuz EA Access arkadaşlar. Yani hep bir sınırı var. Mesela EA Access'te Journey'nin bile bir sınırı var. Bir süre sonra Early Access'te bu kadar oynayabiliyorsunuz diyor ve atıyor. Dediğim gibi çok değişik şeyler yapıyor bu sene EA arkadaşlar. Umarım başarılı olur. Arkadan zaten bütün animasyonları görüyorsunuz. Sizlerden ricam arkadaşlar bu videoda şöyle bir 400 beğeniye bir geçelim arkadaşlar. 400 beğeniye bir yıkalım. OGX'e farkını gösterelim arkadaşlar. Sizlerden bir 400 beğeni bekliyorum. Sadece 2 saniyenizi ayırarak aşağıdan videomuzu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde yeniyseniz abone olabilirsiniz. Ve arkadaşlar size şu konuda bir şey danışmak istiyorum. Oyunu alır almaz video mu gelsin yoksa yayın mı açayım? Yani buna siz karar vereceksiniz. Video veya yayın dediğim gibi tamamen size göre. Bu arada şu anda hastayım arkadaşlar. Birazcık da ondan sesim birazcık değişik geliyor olabilir artık, kusura bakmayın. Dediğim gibi bugün Servik'te bu paketleri bir araya getiriyorum arkadaşlar. Birçok YouTuber'ın burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi zaten şeyleri var. Mesela Legend çıkaran falan çok var arkadaşlar. Onun dışında mesela dün ben çok yayın izledim. Hani 30K FIFA point açıp hiçbir çıkaramayan da var. Hani burada da bir yine paketlerde bir acayiplik olacak gibi geliyor bana arkadaşlar. Çünkü geçen sene hani belki hepinizin benim kadar paket açmış olmalısını yoktur arkadaşlar. Çünkü ben geçen sene biliyorsunuz hani belki de 300K FIFA point'e yakın bir paket açtım. Ve arkadaşlar gerçekten geçen sene biz 300K FIFA point açmamıza rağmen çok şanssızdık arkadaşlar. EA'de paket açılma hakkında size şunları söylemek istiyorum. Çok soru geliyor çünkü. Arkadaşlar EA'de paket açılma şansı hesaptan hesaba değişiyor. Ben biliyorsunuz hep point'li hesap alıp açıyordum. Her hesabın şansı farklı oluyordu. Mesela bir hesapta ilk 5-10 paketten hiçbir şey çıkmazsa devamında da zaten hiçbir şey gelmiyordu. Ama mesela ilk 5 paketli ya da ilk 10 paketli şöyle bir 83 rating futbolcu falan gelirse her zaman devamı geliyordu arkadaşlar. Dediğim gibi böyle bir paket şansı var. EA'de gerçekten öyle. Hatta biliyorsunuz çoğu YouTuber önceki FIFA'larda hep böyle farklı hesaplardan coin alıp paket açardı. Bunun sebebi de zaten bu arkadaşlar. İkinci olarak FootWebApp ve FIFA Companion'a giremeyen arkadaşlar var. Öncelikle şöyle söyleyeyim, ben de WebApp'e giremiyorum arkadaşlar. Önceden EA'in kendi açıklamış olduğu bir tane link varmış. Oradan kayıt linki için e-mailinizi vermeniz gerekiyormuş. Yani kısacası EA'ye subscribe olmanız gerekiyormuş kendi sitesinden. Early access alabilmek için. Ben bunu yapmadım. Zaten FootWebApp arkadaşlar bence önce açılması çok kötü bir şey. Neden olduğunu size söyleyeyim. Çünkü biliyorsunuz oyun global olarak her yerde farklı zamanda çıkıyor. Ve mesela ben bu oyunu diyelim ki ilk aldığım zaman, ben paket açtığım zaman çıkan oyuncuyu çok pahalıya satabiliyorum. Ama benden 3 gün sonra alan adam aynı oyuncuyu açtığı zaman belki de en az 200K daha aşağıya satacak. Mesela şöyle örnek verebiliriz arkadaşlar. Geçen sene ben tekrardan oyunu çok önceden almıştım ve Ibra Kadabra 700K'ya gidiyordu. Bu oyunu 2-3 gün sonra alan adam Ibra Kadabra'ya çıksa bile 300K 250K'ya satabildi. O yüzden eğer siz de WebApp'e girdiyseniz, WebApp'te oynuyorsanız oyuncularınızı sakın ama sakın satmayın arkadaşlar. Çünkü oyunun marketini canlandıran bir ülkede Araplar. Araplar arkadaşlar inanılmaz Premier League fantazileri var. Hepiniz fark edersiniz ki oyunun başlangıcında Nandrier olsun, Parlak olsun, Silver olsun,
her türlü Premier Lig oyuncusu arkadaşlar çok pahalıya gidiyor. O yüzden çıkan oyuncuları satmayın, çıkan oyuncuları biriktirin. Aynı şekilde bu sene Squad Building Challenge geldi. Squad Building Challenge'da arkadaşlar kendi oyuncularınızı kullanıp trade yapıyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? Size bir challenge veriyor. Bu challenge'ı yapmak için 4-5 tane adam koyuyorsunuz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra size bir tane hediye veriyor ve bu hediye karşılığında o 4 futbolcunuzu alıyor. O yüzden paketlerden çıkan futbolcuları lütfen satmayın. İkinci olarak paketi açtıktan sonra Ray Hernandez'i fark etmez. BPL, Bundesliga, Serie A, Lig 1, Lig 1 dahil etmiyorum. Bundesliga, Premier Lig, Serie A ve Liga BBVA'nın ilk 4 takımı yani Sevilla, Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona. Buradan çıkan herhangi bir oyuncuyu satmayın arkadaşlar. Çünkü bunlar oyunun başında çok para ediyor. Kısaca örnek vermek gerekirse, geçen sene oyunun başında arkadaşlar FootDraft oynamıştım ve paketten BPL'in böyle 76 ya da 77 rating bir Nanier adamı çıkmıştı. Bu para etmez demiştim arkadaşlar. Ardından markete bir baktığım zaman adamın 8K'ya gittiğini görmüştüm. Bunun nedeni ise arkadaşlar tamamen hem Araplar hem de onun dışında BPL fantezisi olan adamlar arkadaşlar. Gerçekten oyunun başında BPL çok pahalı. O yüzden ben size bir sürü video hazırladım şu anda zaten hazır. Ucuza kurabileceğiniz kadrolar vesaire diye. Bunların hepsi hazırda bekliyor. Sadece oyun çıkmasını bekliyoruz arkadaşlar. Sizlerden ricam şudur. Oyun çıktığı zaman yayın mı yapayım yoksa videomu atayım arkadaşlar. Bunu bana yazarsanız çok sevinirim. Ve şu anda izlemiş olduğunuz dediğim gibi bütün YouTuber'ların çektiği EA Access olayı. Yani hiç kimse de şu anda full oyun çekmiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hepsi EA Access yani 10 saatlik bir oynama limiti var. Ve ben de normalde bilgisayar da alacaktım arkadaşlar. Ama hani 50-60 GB da 10 saat için indirmek çok saçma. Kendi kullanım kotamdan yiyeceğime yani alırım. 4 gün sonra çekerim. En azından fullü çekerim. Takipçilerime fullü gösteririm arkadaşlar. Onun dışında FIFA 17 ile ilgili bana çok soru geliyor. Burada bütün sorularınızı yapmaya çalışıyorum. FIFA 17 arkadaşlar coinler ilk bir hafta ya da ilk bir aya daha doğrusu çok pahalı oluyor. Mesela şu anda siteleri kontrol ettiğiniz zaman da 100K coin'in yaklaşık 320 TL olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Sakın bunları almayın. Ben oyunun başında sizlere çok ucuz bir şekilde coin temin edebilirim. O yüzden sizlerden ricam 320 lira falan gibi sitelerden sakın almayın arkadaşlar. Benden de almak zorunda değilsiniz. Hatta bana kalırsa oyunun başında coin almak da çok mantıklı değil. Hani alıyorsanız da maksimum 100K falan almalısınız arkadaşlar. Bunun dışında şunu söyleyeceğim. Oyunun başında ben birkaç tane arkadaşlar olay gerçekleştirdim. Sizin oyuna iyi başlamanızı sağlayacak, oyuna yüksek miktarda coins ile başlamanızı sağlayacak olaylar keşfettim. Onların da videolarını oyun çıktıktan sonra sizlerle birlikte paylaşacağım arkadaşlar. Merak etmeyiniz. Burada zaten görüyorsunuz bir sürü güzel oyuncular çıkıyor şıkır şıkır. Paket açılımı da yapacağım zaten. Hemen ilk gün zaten alır almaz inceleme yayını açarız. Yaklaşık bir 2 saat falan sizlerle birlikte oynarız. O yayına da büyük ihtimal iyi bir ilginiz olur diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Ondan sonra ertesi günü paket açılımı direkt gelir arkadaşlar. 12.000 FIFA Point. Yaklaşık kaç paket ediyor? 12.000. 80.000. 80 paket ediyor arkadaşlar. Sizlerle birlikte yayında 80 tane paket açarız arkadaşlar. Sizler de umarım paket açılımlarından eğleniyorsunuzdur şu anda arkada izlemiş olduğunuz gibi. Dediğim gibi arkadaşlar ben sizleri çok seviyorum. Zaten hep birlikte konuşuyoruz Facebook grubunda falan da. Sizler de bana çok sağ olun ki manevi destek oluyorsunuz. Hani Crossbar Challenge videosunda 650 beğeni gelmiş. Yani bu çok iyi bir rakam arkadaşlar. 650 beğeni. Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi bu videoda da sizlerden en az bir 400 beğeni bekliyorum. Çünkü videonun başarılı olup olmadığını like sayısından anlıyorum arkadaşlar. O yüzden video beğenirseniz ve yeniyseniz abone olursanız çok sevinirim. Zaten FIFA 17'de arkadaşlar çok büyük bir patlama yapacağız. Merak etmeyiniz. Kısaca Alexander'la ilgili de birazcık bilgiler vereyim. Alexander arkadaşlar şu şekilde sadece Manchester United'da değil favori kulüp seçiliyor size BPL'de. BPL'de seçtiğiniz, yani Premier League'de seçtiğiniz herhangi bir favori kulübünüze giriyorsunuz ve o kulüpte ilerliyorsunuz arkadaşlar. SBA bayağı challenge falan yaptırıyor ama hani Alexander öyle çok abartılacak bir oyun modu değil. Sadece oyuncu kariyerinin birazcık animasyonlandırılmış hali. Bunda da şöyle bir ucu açıklık var. Mesela Alexander'la diyelim hani bir sezon bitirdin, iki sezon bitirdin, üç sezon bitirdin. Hani acaba kaç sezona kadar bu animasyonu koymuşlar? Bunu gerçekten çok merak ediyorum. Hani 5 sezon oynadım mesela 5. sezonun sonunda bile hala animasyon var mı? Veya bir süreden sonra işte 6 sene sonra gibi bir şey yazıp direkt emekliye mi ayrılıyorsunuz? Onu gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Onunla zaten hep birlikte sevkle oynayıp
göreceğiz. FIFA 17'ye bangır bangır geleceğiz arkadaşlar inşallah. Sizler de çok seviyorsunuz. Ben de biliyorsunuz ben boşa video atmayı seven birisi değilim. Yok hala FIFA 16, Futurat, FIFA 16, kariyer falan filan. Çok saçma. Çünkü zaten arkadaşlar şurada oyunun çıkmasına kalmış 3-4 gün önce hani sizin zamanınızı çalmama değecek videolar atmak istiyorum. Bu videoda öyle bir şeydi arkadaşlar. Dediğim gibi izlemenize çok 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 sevindim. Buraya kadar dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Şu anda arkadaşlar en önemli iki yere geleceğiz. Burada Griezmann çıkarıyor. Bu KS'nin arkadaşlar en sevmediğim özelliği bir şey çok bağırıyor. Onu o yüzden hiç sevmiyorum. Burada arkadaşlar Mini Minter 2. veya 3. paketinden canlı yayında Luis Figo çıkarıyor arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Ya 2 ya 3. pakette Luis Figo çıkıyor. İnanılmaz bir şans arkadaşlar. Figo büyük ihtimal en az 2 milyon coin'e gitmiştir. En az yani. Zaten direkt koyar koymaz gitmiştir büyük ihtimal. Onun dışında şimdi oyunun en yüksek reytingli futbolcusunu hep birlikte görüyoruz arkadaşlar. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Yani Ronaldo bana çıksa arkadaşlar bizim evin bu katı bir aşağı katıyla yani öyle bir çıldırırım ki artık siz düşünün. Bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Yeniyseniz abone olabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki FIFA oyunu videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın.